Konya'dan Münevver Hanım bir sorusu var Büşra Hocam. Aldığım kaloriyi ne kadar azaltırsam o kadar çok kilo verir miyim diyor. Aldığınız kaloriyi şimdi öncelikle biz özel tartılarda kişinin bazal metabolizma hızını da ölçüyoruz ve bazal metabolizma hızının aslında altına inmemek gerekiyor. İndiğimiz takdirde vücut birkaç kilo verdikten sonra duruyor. Bunu biz kendimiz özel hesaplama yöntemleriyle hesaplıyoruz. Kişi bunu kendisi çok fazla hesaplayamaz. Detaylı bir hesaplamak gerekiyor. O yüzden tam net bir rakam vermek yanlış olur. Kişinin yaşına bakıyoruz yine yaptığı fiziksel aktivite çalışıyor mu, oturuyor mu veya ne derecede, nasıl besleniyor. Tüm anamnezini aldıktan sonra biz oluşturduğumuz için özellikle şu kadar diyemiyoruz bu konuda. Evet. Melike Hanım'ın bir sorusu var. Baya bir sitemli yazmış. Kilo veremiyorum. Ne yapmalıyım? Şişmanım ama neden? Kilo veremiyorsak biz diyetisyenler buradayız. Her zaman severek yardımcı oluruz. Az program başından beri anlattığımız zaten o püf noktaları dikkat ettiğimizde kilo vermek olacak başlayacaktır. Çok basit aslında işlemlerle kilo vermeye başlayabiliriz. Örneğin çayımıza şeker atıyorsak bunu kestiğimiz takdirde zaten kilo vermek başlayacaktır. Çünkü örneğin bir fincan çaya 2 küp şeker attığımızda günde 5 fincan çay içiyorsak bu haftaya vurduğumuzda, aya yıla vurduğumuzda kesme şekerleri aslında bir çuval kesme şeker yiyor gibi oluyoruz. Ben hep şöyle söylüyorum, gün içerisinde tükettiğiniz çay miktarını, attığınız şeker miktarını o gün küp şeker olarak elinize alın, bunu o an yiyemezsiniz. Bunu fakat siz her gün vücudunuza bu şekilde alıyorsunuz. Onu kestiğimiz takdirde zaten kilo vermek başlayacaktır. Minik minik dokunuşlarla birden her şeyi kesmemek Yani gerekiyor. ya, mucize yoktur. Mucize yok. Minik Mucize minik diyet yok. dokunuşlar. Mucize ve sihirli değneğimiz yok bizim maalesef. Biraz sabır etmemiz gerekiyor. Sabretmek gerekiyor bu noktada. Kişi çok çabuk çünkü hedefe ulaşmak istiyor. O kiloyu bir yılda aldıysa bir haftada vermek Ve istiyor. genelde de hep şu vardır değil mi Büşra Hocam? Şişmanlığın faturası hep hormonlara. Evet. Yani hep faturası hormonlara çıkar. Evet kesiliyor ya Hormonlarımda da bir su içsem bozukluk var, su yarıyor içsem deniliyor. yarıyor. Aslında burada kişi mutlaka kendisinin de fark etmediği, kaçırdığı bir nokta oluyordur. Veya çok az, çok kısıtlı besleniliyordur. Kişi çünkü porsiyonlara bakıyorum kişi kendi diyete girdiğinde çok azaltmış oluyor. Çok azalttığı için de yeterli gelmediği için vücut kilo veremiyor maalesef ki. Peki bir şey hocam. Niye her geçen gün şişmanlıyoruz? Çünkü Facebook. Fast food ürünler arttı tabii. Fast food Tabii. yiyecekler çok fazla. Artık hazır Hazır yiyeceklere yiyecekler hepimiz çok arttı. yönleniyoruz. Hadi böyle anne sofrasına Anne yemeği, oturmak, tencere anne yemeği. yemeği, tencere yemeği, yemek biraz daha artık sanki bir tık uzaklaştı mı bize? Evet, uzaklaştı. Özellikle her iki tarafta eşlerden çalıştığı durumlarda pratik ürünler, özellikle hazır pişirilmiş sadece ısıtmaya yönelik besinler oluştuğu için veya o akşam genelde hadi dışarıdan söyleyelimler olur. Kilo artımı maalesef gözlemleniyor ki önümüzdeki yıllar içerisinde bunun artması bekleniyor. Fast food'dan dolayı maalesef. Çocukta bunu alışkanlığını aslında çok edinmek gerekiyor. Anne yemeği, tencere yemeği veya hep birlikte sofranın etrafında anne, baba ve çocuklar yemek yediği takdirde zaten bu alışkanlığı kazanacaktır. Çünkü genelde anneler hep şikayetçi olur. İşte, oğlum veya kızım sebze yemiyor, çocuklarım sebze yemiyor diye. Mutlaka ailede sebzeden, sitem eden bir birey vardır. Bu ya babadır ya nedir. Genelde beyler daha fazla et grubunu seviyorlar. Sebzeye pek yönelmiyorlar. Çocuk annede babada ne görürse onu yapıyor. Yani benim babam da sebze yemiyor veya işte şu kişi de sebze yemiyor diyerek red edebiliyor yemek yemeyi. Bu noktada en azından sevmiyorsanız bile tabağınızda bulunsun çocuktaki o algıyı oluşturalım. Evet ben de sebze yiyorum sen de en azından tadına bak veya birlikte hazırlayabilir anneyle çocuk. Çocuğun sebzeye dokunmasına izin verin. En azından salatada malzemelerini yıkamasını bile ona fayda sağlayacaktır. Peki hocam, yağ nevi öneriyorsunuz? Genelde hep diyetisyenler, siz diyetisyenler zeytinyağı önerirsiniz. Ve yemek yaparken de daha çok böyle Karadeniz'den ziyade Akdeniz mutfağını tercih edin, Ege mutfağını tercih edin dersiniz.
Yağ olarak çeşitli yağlar aslında karıştırılmasını öneriyoruz biz. Tek tip yağlı beslenme değil de işte zeytinyağı olabilir. Bazı kişiler sadece tereyağı ile yemek yapıyor. Bu durumda tereyağdan vazgeçemiyorsanız evet kullanın ama daha az miktarda ya da zeytinyağı ile birlikte kullanın, karıştırın veya farklı yağlar kullanıyorsanız işte mısır özü olabilir, fındık olabilir. Bunları birlikte karıştırarak tükettiğinizde daha sağlıklı olacaktır. Ve sağlıklı pişirme yönteminden dolayı aslında biz biraz daha bunu istiyoruz. Derin yağda kızartmak biliyorsunuz ki kanserojene sebep oluyor. Fırın veya tencere yemeğini kendi suyuyla pişirmek çok daha sağlıklı. Genelde haşlamaları mı tercih edelim hocam? Haşlama değil de çünkü haşlama denilince kişi biraz daha ret edebiliyor bu durumda. Fırında örneğin patates kızartmasını fırında yaptığınızda aynı şekilde oluyor. Hiçbir tadında lezzetinde değişiklik olmuyor. Veya klasik annelerimizin yaptığı tencere usulü tencere yemeği yaptığımızda haşlamaya gerek kalmıyor zaten. Ve mangaldan ve ızgaradan, kızartmalardan ne kadar uzak durmalıyız? Izgara yapabiliriz. Mangal yaptığımızda şu an kış sezonundayız. Evet. Belki kişiler kendi evlerinde, kendi teraslarında, balkonlarında bunu yapmak isteyecektir. Buradaki önemli olan şey ateşin, alevin direkt etin üzerine değmemesi ve o siyah görüntünün oluşmaması aslında. Ve genelde böyle fırında buğulama. Evet, fırında buğulama şekilde özellikle balıkta çok güzel oluyor fırında buğulama yaptığımızda. Bunları zaten sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih ettiğimizde hem kendimizi kanserden de bir nevi korumuş oluyoruz. Peki sporun hayatımızdaki önemi nedir hocam? Diyette sporu hangi dönemlerde yapmalıyız? Sabah kalkar kalkmaz aç karnına mı yapmalıyız? Yoksa kahvaltı sonrası mı önerirsiniz? Yürüyüştü, yüzmeydi? Diyette spor şart mı? Kişi gün içerisinde çok fazla aktif değilse ki İstanbul şartlarında herkes oturur vaziyette maalesef ki çalışıyor. Sevdiğiniz bir spor yönelin diyorum ben her zaman. Kapalı alanda spor yapmayı sevmiyorsanız dışarıya çıkıp yürüyebilirsiniz veya evinizin içinde müzik açıp oynadığınızda bile aslında bu çok güzel bir fayda sağlıyor. Sabah aç karnına veya tok karnına hiç fark etmiyor. Eğer ki aç karnına yapacaksanız bir bardak süt veya bir porsiyon meyve yiyip o şekilde spora çıkın diye öneriyorum ben. Geldiğinizde tekrardan güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Kişi hangi saatte uygunsa yeter ki spor yapılsın istiyoruz. Hangi saatte uygunsa fark etmiyor, yapılabilir. Gün içerisinde de küçük hareketlerini aslında basamakları dikkat ederek küçük püf noktalarını dikkat ederek fiziksel aktivitemizi de arttırabiliriz. İşte merdiven kullanmak gibi veya toplu taşıma yerine o kısa mesafeyse yürüyebiliriz bu mesafeye. Bisiklet kullanabiliriz. Bunlar hepsi yardımcı olacaktır.